Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diyorum canlarım. Ne yaparsanız ne görürsünüz dersiniz. Canlarım hemen sobayı bulmuştayım dedim. Hemen böyle şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle dolapta kemikli böyle etlerim var. Haşlayacağım şişiye arkadaşlar. Dolaba arkadaşlar fasulye batıracağım, koyacağım. Onun için dolabımı boşalttım valla. İyi bakın. Ettim mi? İyi yapmışsın. Şöylece kutlarımı koyup güzelce ne? Etlerimi dedim şöyle güzel kemiklerimi. Mis gibi. Şöyle. Burada da elim şu dünya sızına derim daha. Soğuk. Buz gibiyim su alayım. Et de soğuk. Et de soğuk mu diyorsun? Et soğuk. Su diyorum. Arkadaşlar güzelce etlerimi yıkadım. Kemik etlerimi. Bunu böyle bir hemen hemen 3-4 saat böyle pişireceğim. Ağzını örteceğim. Etim şöyle dalazlansın. Dalazlandıktan sonra şimdi tuz koymayacağım. İnecek zamanı tuzunu vereceğim arkadaşlar. Çünkü sert olur. Pişmez. Pişmeyi bilmez. Sert olur. Onun için şöyle ağzını bir örtüyüm. Güzelce suyunu orken şişelere doldururken kaynarken kademe kademe görüşelim arkadaşlar. Tamam mı canım? Arkadaşlar bir tarafta Hatice Hanım böyle eti pişiriyor. Bir tarafta yemek. Aynen. Sobamız böyle güzel. Fazla sıcak değil. Elimizi yakmıyor. Soba yüzümüze sıcak ya, vurmuyor. Tavsiye ederim arkadaşlar sizlere de. Gerçekten tekerlekli yapın böyle. Gerçekten. Varilden. Varille arkadaşlar. Bak asla ben bir şöyle bir de bunu şöyle istediğimiz yere götürüp istediğimiz yere kuruyoruz. En aynen. Güzel yer burası. Burada arkadaşlar şu an. Kolye ne yanına Hatice o yanına dönün. El arabasıyla da böyle şeyini getiriyoruz. Dokulenle arkadaşlar illaki dokunacak. Öbüründe de dokunuyor. Burada da dokunuyor. Bunda güzelce de bir hortum tutuyor. Bunlar da için atıyoruz güzelce de. Değil mi? Değil mi? O kadar. Başına oturuyorum çıtır çıtır arkadaşlar. Hem yemeğimi pişiriyorum arkada gördüğünüz gibi. Ben aslında zobada yemek yapmayı daha çok seviyorum da sabah güneş oluyor ya burada çok. O yüzden şey yapamıyorum. Sabah aslında çok güneş vuruyor arkadaşlar. Aslında akşam da yapsam ya ben burada yemekleri. Olur. Akşam saatinden ilkinden sonra güneş düşüyor. Güzel olur aslında. Sobaya hem tüpümüze kar olur, fayda olur. Hem ocakta lezzetli olur. Yani hem de şu çılı çırpı elimizin ayağının altı temizlenmiş olur. Yemeklerimizi dediğin gibi kışa kadar böyle. Ağzı açık dursun Hatice Hanım. Üstüme sıçrıyor. Hem üzerine mi sıçrıyor? Çıtçıtı değil ya. Biraz sıçrayabilir. Böyle ağır ağır arkadaşlar ağzını açtım. Böyle işte kendi kendime ağrıyorum, yiyorum. İyi de oluyor. O niye? Sen beni bazen çok incaktırıyorsun. Bak işte arkadaşlar şuna yani bak. Bazen var ya arkadaşlar. Hatice Hanım yoruluyor diyor, ocak yapıyoruz. O kadar benim teşekkür bile ederim. Emin Mahmur abla ne diye? Buraya geleli diye saçında bekbeyaz yiyordu, bembeyaz olmuş. İyi yaşlandı mı? Demek ki incıktırayım. O da bir saçlarıma vurmuş beyazlığını öreyim. Arkadaşlar espri. Anayla kız dedi diye yalan mı konuşacak? Arada oluyor da o da tuzu biberi. Öyle bizim fazla abartı bir dövüş kavgamız olmaz. Böyle arada ağız talaşı her evde olan bir şey değil mi? Ördekler bir şey istiyor bak. Yem mi istiyorlar? Lahumu kesme. Kesmiyorum hadi. Lahumu kesmedim. Tamam. Tamam. Yoruldum ha. Şimdi bunun üstüne bir su getirelim. Dolduralım tamam mı? Tamam. Ben bunu böyle bir 2-3 saat kaynatayım. Yastığa kadar tamam canım. Tamam. Sabah kahvaltıda ben et isterim bak, onu söyleyeyim sana. Koyun da giy, senin olsun. Hepsi senin. İyi, zaten tamam. Sen yiyeceksin. Arkadaşlar kuzu etini ailede bir tek ben yiyorum. 4 kişinin içinde bir kişi. Arkadaşlar kuzu eti bu. Yalan söylemeyeyim. Koca bir bacak kaynanam verdi. Bir de eniştemiz verdi. Ondan sonra böyle 2-3 tane bacak geldi arkadaşlar. Ben de bunu böyle dolaba böyle doğradım keserle paltayla koyduydum. Şimdi de dolabı boşaltacağım. Ne yediğin sorarsanız patlıcanla dolaba arkadaşlar kışlık patlıcan şey yapacağım. Fasulye falan koyacak arkadaşlar. Onları koyacağım. Onun için ben de bunu çıkardı dedim. Alayım. Burada arkadaşlar patlıcanı da böyle pişirdi soğumasını bekliyor. Aynen dolaba koyacağım. Allah izin verirse inşallah şöyle bir dolap düşünüyorum hani beni dondurucu. İyi bakalım. Seni yiyen bolu kaylı ne zaman olursa bu yıl alamak da inşallah seni ye tamam canım. Tamam.
Vallahi kul kul o kadar da güzel esiyor ki dışarı arkadaşlar, hiç. Hava da böyle esiyor. Aa, yediğimiz bulaşık hemen buradan dobanın üstüne kaynak suyu aldım. Masayı ne güzelce ne yıkadım. Etimiz ne alemde? Etimiz pişti sayılır. Etimiz pişti sayılır. Açayım mı? Bakalım, aç bakalım. Dur bezi bir versene portağı. Bezlerim dur. Bezime getireceğim. Al, elini yakma. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar karanlıkta görünmüyor ama. Şöylece gösterelim. Göründüğü kadar. Şu oo şey. Ayrılmış şeyden. Ayrıldı sabahtan beri işte başındayım. Oo, baksana. Hatice Kişten Hanım çok güzel olmuş. Ellerine gördün sağlık. Gördün mü? Afiyet olsun. Baş şeker olsun. Gördün mü? Gördüm ya. Gördüm. Ben şimdi et bak, istesem kızar mı bana? Ya kızayım abi. Arkadaşlar. Ya ağzına bir bakalım al hemen şöyle. Ya sıcaktır ben onu. Yok yok, yok yok. Uzuna bir bakıver ağzına at da. Bir şey olmaz ha. Aşı başı ha. Benim aman sen tuzuna bir bak. Ama. Tuzu da çok karar olmuş. Çok güzel. Attım. Şimdi biraz önce attım tuzunu daha. Bir tabak suyuyla birlikte vereyim mi? Vereyim. Vereyim. Şu yağlı yerinde şöyle yağlarında var ya. Bunu alırım. Sabah mı didip koyacaksın? Şey yoksa? Vallahi bekle yoruldum bugün akşama kadar da. Kemiklerinden dayanmış iyi. Güzel güzel de. Hı-hı. Aslında bu kaynar kaynar şişiye konacak. Sabah tekrar kaynatabilir miyiz? Sabah başka kaynatırız da aziyet olur. Bilmiyorum yine çıksa. Yok ya bence ne şimdi yapayım? Altını yakma o zaman. Böylece bırak. Şimdi ne yapayım biliyor musun? Söyle. Sabah sinek bek çok oluyor. Vıngır vıngır. Şimdi tamam. Bir tane sinek yok bak. Rüzgar esiyor ya. Bu tamam. Bunu Elif hani batıcanın kottisini var ya mutfakta. Hı-hı. Onu bana bir getir sana zahmet. Ben tamam. Onu bir dediğim kaynar kaynar şişi 2 dakikada koyuverek herif. Tamam. Şimdi... Yardım istiyor musun? Ben tutayım. İsteyeyim, tut canım. Hadi bakayım. Yakıştırdığını yak, bismillah, haşa. Bunlar bir yerimize tamam mı canım? Tamam, yavaş yavaş. Hadi bakayım. Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Şöyle koydun mu? Koydum, koydum. Bir yanına dayak koy da kendine arkana şey yapmasın. Tamam. Şimdi iki sabah hiç haziyet etmem. Bir de sinek çok oluyor, geliyor ya. Tamam. Şimdi bir tane sinek yok bak. Demek ki haşama yapacağım bir şey yapacağım. Ben ona bunu biliyorum. Hayır. Hem serinlikte bak. Öğlenden beri vuruyor. Ah yastığı ezen dokundu güzel benim. Ya. Baba güzel oluyor ya. Şu an düşmemiş. Hadi. Hadi. Şu an etten ayrılmış. Ayrılmış ayrılmış. Bunu kaynar dediğim gibi. Şimdi sabaha bıraksam. Tekrar kaynatmak için içine mi atacağım? Neyi? Altına söndürme. Kaynat. Kaynar su ya. Kaynar kaynar basacak zaten şiş yani. Baksana kemiklerine. Çoğu ayrılmış gördün mü? Oho. Şöyle. Eciyi de yıkarım. Öyle. Ne yapayım? Kemiğini diyorum. O kadar da kaçacak arada koyma değil mi öyle? Hı hı. Kaldırabileceğim mi? Tutabiliyor muyum? Tutuyorum, tutuyorum. Daha var mı? Arkadaşlar Hatice Hanım kemiklerinden ayırdı şöyle. Arkadaşlar şu hava biraz ışığımız kısık yanıyor aynen, arkadaşlar. Karanlık. Al bunu ışığıyla şey yapıyoruz. Ali tencerenin altında yaktım. Ya öyle bismillahirrahmanirrahim. Şu şekil. Arkadaşlar biraz karanlık olabilir. Kusura bakmayın çünkü ışığımız şeyli. Değil mi Ali? Evet. Çoğunu dikkat edelim mi falan yapma. Ali dışarıda yazık. Kedilerle manakla neyin var ya. He onlara döküyorum. Ayırdığım şu aletleri de onlara yazık. Şu oraya yola verin. Yiyiversinler hayvanla. Tamam. O da 5-6 tane kedi var. O şey gitmesin. Çöpe gidersen karnılarına gitsin. Ay. Hatta o yol ortasına dökmek de şöyle bir kaba koyak onlar gelir yer zaten ya. Sabah da almadıklarını bir kenara koy. Tamam o da şimdi şey yaparlar sabahca yerle kalmaz. Sen şöyle tamam. Dediğin gibi koy bak şeyin içine. Tamam şimdi kaynaması mı gerekiyor Hatice Hanım? Yok kaynar zaten altı yanı iyi. Kaynar elimi yıkayayım hemen. Tamam. Tamam. Karıştırayım. Dur. Bir dakika canım. Kaynar zaten altını söndürmedim. Tamam. Soğudu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi akşam bunları annem bir güzel babamın yapmış olduğu
sobada kaynattı, kemiklerinden ayırdı, bu şekilde şişelere doldurdu. Dolapta çok yer kapladığı için arkadaşlar, çünkü kışlık yiyecekler de girdiği için dolaba, dolapta yer kalmıyor. O yüzden dolayı annem bunları hemen güzel kaynattı, kemiklerinden ayırdı, şişeleri doldurdu. Kışın veya yiyeceğiz arkadaşlar, böyle gerektiği zaman yiyeceğiz arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.